Merhabalar sevgili aslanlar. Şimdi haftalık falınıza bakmak üzere fincanınızı açacağım. Umarım istediğiniz şeyler, duymak istediğiniz konular, gönlünüzden ne geçiyorsa onlar çıkar. İnşallah e, güzel şeyler görürüm, güzel şeyler anlatırım. Siz de mutlu olursunuz, ben de mutlu olurum. Şöyle bir bakalım. Hmm, evet. Genel şöyle bir bakayım sevgili aslanlar bildiğiniz üzere sonra toparlayıp size anlatacağım. Olup biteni. Valla bu hafta bir şey söyleyeyim mi böyle bir telli duvaklı gelin mi desem? Valla geline benziyor. Ee, bu böyle hanenizde ya da hanenize yakın birinin böyle çok acele bir e, evliliği söz konusu. Hızlıca alınmış bir karar olacak ya da hızlıca bir şeyler toparlandı. Yani kısa sürede sanki her şey gerçekleşiyor ve oluyor. Ee, dolayısıyla da çok hızlı bir e, nikah var. Düğün var diyeyim ama her şey herkes memnun gibi duruyor öyle bir hani kasvetli bir ortam yok bu nikaha karşı çıkacak yok ondan sonra gayet güzel e, motive olmuş herkes bir nikaha odaklanmış aile içerisinde bunlar söz konusu bir de e, gelenleriniz var ailenizde misafirler var uzaklardan gelen misafirleriniz var e, kıymetli kısmetli misafirler de geliyor ve D harfinde biri var sevgili aslanlar D harfinde biri bir şey yapacak ve damgasını vuracak. Gerçekten bu nikaha da damgasını vuracak. Ailenizde de olup bitene damgasını vuracak. Bir şey olacak ama kötü bir şeyden bahsetmiyorum. Öyle bir şeymiş gibi anlattım sanki hani kötü bir şey olacakmış gibi. Hayır, gayet güzel, aydınlık isminde D harfi olan biri böyle bir güzellik yapacak yani. Güzel bir şeylerden bahsediyorum. Ve hanenizde de böyle işte insanlar tarafından sevilecek, sayılacak hareketler bunlar. Şöyle söyleyeyim aslanlar, size bir kısmet varmış. Bir şey, birileri bir teklifte bulunmuş. Bakın bu her yöne çekebilirsiniz bunu. Evlilik olabilir, iş olabilir. Ne bileyim başka başka aklınıza ne geliyorsa bir şey varmış yani ve siz bunu bir sürünceme de bırakmışsınız cevap vermemişsiniz ve vermemeye de gayret gösteriyorsunuz Neden bilmiyorum yani bir yerde böyle bir cepte dursun düşünceniz var ama e, cepte de durmaz o kadar yani bakın iyi bir kısmet gibi duruyor bu e, bir an önce artık kararınızı verip karşı tarafa da düşüncelerinizi iletmek zorundasınız gibi bir durum var çünkü ee, sizden gelecek bu cevabı bir kişi değil bakın bir iki üç kişi bekliyor. Sizden gelecek bu cevap ne olacak diye üç kişi bekliyor merakla. Dolayısıyla sizde e, bu kötü bir şey değil bir kısmet diyorum adı üstünde kısmet. Güzel bir şey. O yüzden lütfen siz de sizin için eğer hayırlıysa tabii en iyisini siz bilirsiniz. Belki de çekinceleriniz vardır. Kafanızda soru işaretleriniz vardır ama Demek ki güzel bir şey bu. Sizden de cevap bekliyorlar efendim. Şöyle bir bakalım bakalım. Valla bu hafta gene iş bekleyen aslanlara cevabım olacak. İş bekleyen aslanlar iki seçenek arasında kalacaksınız. Olmaz olmaz olunca depsi birden gelir. Daha çok gelsin inşallah. Daha çok seçenekler olsun. Seçelim, değil mi? Biz seçelim. E, dolayısıyla iki seçenek arasında kalacaksınız. İkisi de güzel, ikisi de hayırlı, ikisi de iyi. Ama biri size daha ağır basacak ve bu e, şöyle ipucu da verebilirim. Sanki bu ağır basacak tarafta iki tane de tanıdığınız ya da aracı olan iki kişi vardır. İki tane tanıdığınız insan var. E, onlarla görüşüyorsunuz o daha çok şey basıyor ağır basıyor o teki tarafı kabul edecek misiniz gibi durum var öyle söyleyeyim birazcık evet bu hafta da kafanız karışık böyle ım, daldan dala atlıyor gibi bir durumunuz var yani bir yere yoğunlaşamamışsınız birazcık yoğunlaşmanız gerekiyor sevgili aslanlar ee, böyle bir birkaç haber almışsınız hoşunuza gitmiş ama bir hareket görmüyorum sizde bir tembellik var bu hafta nedense gelen şeylerin karşılığında hiçbir şey yapmıyorsunuz böyle telefonlar geliyor haberler geliyor tamam eyvallah deyip kapatıyorsunuz işte bir şeyler oluyor tamam diyorsunuz üstünü açmıyorsunuz bir şeyler konuşuluyor etrafınızda duymazdan geliyorsunuz yani bir böyle bir kendinizi mi kapattınız ne oldu bilmiyorum ama bu hafta bir sakin böyle bir relax aman bana ne der gibi bir haliniz var. Ama öyle olmayın çünkü bakın deveniz de var burada bir yüklü bir deveniz de var. İşte böyle bu durumlarda bazen etrafımızda olup biteni neyse onları anlayamıyoruz. Güzel şeyleri de kaçırıyoruz bu arada. O yüzden lütfen dikkat edin derim ben. Yani etrafınızda olup bitene de bir birazcık pür dikkat edin. Eee Valla aslanlar bir arabanın içerisinde sizi gidiyor görüyorum. Bir arabanın koltuğunda oturmuşsunuz. Ön koltuğunda. İnşallah araba sahibi olacaksınız. Ona yoralım o zaman. İstediğiniz bir araba varsa bunu almak istiyorsanız arabanın ön koltuğunda şen şakrak mutlu bir şekilde yol alıyorsunuz. Onu görüyorum. E, dolayısıyla umarım bu e, bir araba sahip olmanıza neden olur. Bu fal. E, bir de Sevgili Aslanlar, bir e, burada bir kadın görüyorum. E, kadının e, size dö arkasını dönmüş. Kadını biraz üzmüşsünüz, bir kırmışsınız. E, gerçekten o birazcık şey olmuş, böyle bir yıpranmış nedense süre gelen bir şeymiş ama bu. Ama artık o da böyle bir yıpranmış ve size karşı şey olmuş, doğmuş, arkasını dönmüş. eee siz de üzülüyorsunuz bu durumdan ama nasıl hareket edeceksiniz bilemiyorum ama e, birazcık gönlünü almanızda yarar var onun. Sizin kalbiniz gayet rahat ferahsınız, bir sıkıntılarınızdan arınmışsınız, bir canınızı sıkan şeylerden şöyle bir kendinizi e, dağıtmışsınız, kafanızı dağıtmışsınız dedim ya bu haftada bir relax durumdasınız böyle dünya yansı umurunuzda değilmiş gibi bir tavır içerisindesiniz. Siz böyle olmazsınız sevgili aslanlar. Bir, bir durum var bunda bir iş var. Şöyle bir de şöyle bir bakıyorum. Valla ara ara kısmetlerinizi görüyorum. Ara ara mutlu haberleriniz var. Böyle güzel haberleriniz var. Bak kocaman bir ağacınız var böyle yeşermiş çok güzel. Bir şey niyet etmişsiniz o niyetiniz olacak demek ki. Ee, çok güzel. Küçük küçük bir şeyler alıyorsunuz eve de. Bakın. Aa burada derinlerde bir de anahtar görüyorum. Bakın bir şey sahibi olmak için bir harekette bulunacaksınız. Belki bu hafta ne bileyim aklınıza yatabilir. Ne bileyim ön ödemesini yapabilirsiniz. Ne bileyim eee yani size bir fırsat çıkabilir. Yani bu hafta eee bir yatırımla ilgili bir harekette bulunacaksınız. Güzel de bir hareket olacak sizin için. Eee bu hafta birazcık evet böyle şeylere kafa yoruyorsunuz demek ki ee, böyle güzellikler her zaman olsun inşallah. Uzaktan birinin bir hastalık haberini alacaksınız, birazcık bir hastanede yatıyor haberini alacaksınız, bir ziyaretiniz var hastane kapısında, Allah şifasını versin. Uzakta bir yol gibi. Genel olarak aslında taba fincanınız çok iyi çıktı. Bir de tabağınıza bakalım neler oluyor hayatınızda bu hafta. Bakalım niyetiniz, dileğiniz. Oh maşallah. Hmm. Bir para hesabı yapıyorsunuz. Bakın. Evet. Sevgili aslanlar bir şey yapacaksınız siz. Bir şeye kalkışıyorsunuz ve para hesabı yapıyorsunuz. Bakın dileğiniz, niyetiniz, yollarınız açık. Ee, oh maşallah. Bir eee bir vakiti çıkmış inşallah güzel bir hareket için tez zaman diyoruz ya biz bir gün, bir hafta, bir ay. Umarım o şeylerden zaman dilimlerinden bir tanesi de böyle bir seneyi falan bulmaz. Çok güzel bir şey harekette bulunuyorsunuz, bulunacaksınız. Onun içinde bir para hesabı yapıyorsunuz. Böyle sürekli böyle bir para hesabı peşindesiniz. Alacağınız, vereceğiniz onları toplamaya çalışıyorsunuz. Güzel haberleriniz, kafanız çok karışmış bu hafta kafanız gerçekten... Ya çok gönlü olacaksınız böyle bir yoğunluk var bir nasıl söyleyeyim aslında koşturuyor gibi bir durumunuz da yok gibi ama böyle kafanız karışık ve birçok konuyla ilgili fikir sahibi olacaksınız bu hafta aklınızı çok yoruyorsunuz. Ama her şey yolunda çok güzel dediğim gibi fincanınızda da sadece ve sadece para trafiği çıktı şey e, tabağınızda affedersiniz e, sizin çok gönlünüz çıktı umarım tez zamanda gerçekten güzel haberler alırız sizden de e, güzel yatırımlarınız olur paranızı inşallah e, doğru yerlerde kullanırsınız sevgili aslanlar her şey gönlünüzce olsun bu hafta bence çok güzel bir hafta olacak. Siz de böyle rahatlayıp huzura kavuştuğunuz, rahat rahat hareket ettiğiniz, relax relax hareket ettiğiniz bir hafta olacak. İnşallah öyle olur. Çünkü siz zaten hep dolusunuzdur. Aklınız doludur, işiniz gücünüz etrafınız doludur. Bu hafta böyle bir rahatlamak istemiş demek ki canınız. İyi de yapmışsınız. Sefanız olsun. Sevgiyle kalın.